Hocam lütfen. İşte böyledir bu işler. Yasalar ve töreler köhneleştiği zaman kuralları Gülhan Beyler koyar. Çeteler koyar. Eşkıya koyar. Ama kadın da kaşındı abi. Kızma abi. Hakan'ın ne yapacağını bilmiyoruz ama kendini zora sokacak bir şey yapmayacağından da eminiz. Güveniyoruz yani. Eğer çocuklar görmeseydi Hakan yapacağını yapar, bizim de bittikten sonra haberimiz olurdu. Belki de şey olurdu. Hiç ruhumuz bile duymazdı yani. Haşim abi affedersin. Ben bir saat kadar izin isteyecektim. Estağfurullah. Behzat abiye söz vermiştim. Biraz sonra kahvede olmam lazım. Rica ederim. Buyurun. Bir saate kadar dönerim. Ziyan yok. İşine bak hocam. Ama lütfen çıkmayın. Peki. Çaktırmadan Behzat'a bir baksana. Belki bir şeyler duymuştur. Koku almaya çalışıyor. Yok yok sanmam. Herhalde başka bir zoru var. Bize bakmıyor hiç. Sanki birini bekliyor. Neyse hadi çıkalım. Efendim. Oo, maşallah aslanım. Amca, bulunduğum yerde cep telefonu çekmiyordu. Merak etmeyesiniz diye çeker çekmez... Çeneniyorum Hakan. Ne yaptığını biliyoruz. İnşallah bir densizlik yapmamışsındır. Yok amca, her şey yolunda. Geliyorum zaten. Tamam. Şimdi hapı yuttun Hakan. Haşim kaptan canını okudu. Şimdi yandın işte. Ne düşünüyorsun Behzat abi? Hiç hocam. Ama bu iş daha fazla uzamamalı. Ne kadar oldu? Bir ayı geçti değil mi? İki aya geliyor hocam. Ya gördün mü bak. Yeter artık bu inadı bırak. Hocam bunu benden isteme. Namussuz yapamam. Ben ona olmaya gidemem. Yalnız gelirse belki bir şey demem ama ben gidemem hocam. Behzat abi bir dakika. Hocam bunu yaparsam başımda kazan kaynatır. Canımı okur namuslum. Sonra hepten efelenir. Mahveder beni. Olmaya sen bunu bir savunma şeklinde geliştiresin. Nasıl yani? Bu söylediğin gerçek olamaz. Nasıl olmaz hocam ya? Nasıl olmaz? Hiç torun sahibi bir kadın evden kaçar mı ya? Buna kaçmak denmez abi. Ya neyse işte. Gitmedi mi? Çoluğunu çocuğunu bırakıp da evi terk etmedi mi? Namussuz kanıma dokunuyor hocam. Bu kadar nankörlük olmaz be. Biz onu ahırdan almış saraya çıkarmışız. Açlıktan bolluğa getirmişiz. Onun yaptığına bak. Öyle nankörlük olmaz hocam be. Bunlar güzel sözler değil be Esat abi. Yalan değil ki. Esat'tan ahırdan çıkardım. Köyde inek sağmaktan başka bir şey mi biliyordum? Behzat abi, insanoğlu böyle konuşmamalı. Bunlar çok büyük söz. Çok. Bir insan karısını böyle aşağılamaz. Kimseyi aşağılayamaz. Benim hanım da şimdi köyde inek sağıyor. Kötü bir şey mi bu? Şey yani, aşağılamak niyetiyle şey yapmadım da...
Abi ben gideyim. Kahveye uğrayıp Arif Hoca'ya durumu söyleyeyim. Hakan dönüyor diyeyim. Peki. Behzat abi anlaşılır gibi değil. Başkalarına karşı alçak gönüllü bir insansın. Sert de değilsin. Ama hanımına karşı çok ağır bir büyüklenme içinde görünüyorsun. Eğer hanımına benimle konuştuğun gibi davranmışsan seni çoktan terk etmemesine şaşırırım. Hocam sen ne diyorsun? Terk etmek var mı ya? Dinde kitapta böyle bir şey var mı? Asıl sen ne demek istiyorsun Behzat abi? Sence Müslümanlık erkeğin karısına kölelik yapmasını mı emrediyor? Hayır abi hocam yani... Yok öyle ya ama. Sen hanımından öyle bir söz ediyorsun ki insanın tüyleri ürperiyor. Kendini kadıncağızın kocası değil de tanrısı gibi görüyorsun neredeyse. Aşağı hocam. Söylediklerini düşün. Onu açlıktan almış, bolluğa kavuşturmuşsun. Sen, ben, biz kim oluyoruz ki birilerini açlıktan kurtaralım? Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Yani tabii haca ama şey... Şey meyi yok Behzat abi. Bu büyük sözleri terk etmek zorundayız. Böyle olmaz. Hadi çocuklar, yatıyorsunuz. Merak edilecek bir şey yok. Ona ne yapmıştır acaba? Nasihat etmiştir yavrum. İyi uykular. Kızım, herhalde endişe edecek bir şey yoktur. Müşteri yok. Kendini yıpratma. Kötü ihtimaller üzerinde durman için hiçbir sebep yok. Hayrola? Sen pek keyifli görünüyorsun. Neler oluyor acaba? Hı? Bildiğin bir şey mi var? Hakan'ı aferin. Hakan'a aferin, aferin. Çok iyi, çok iyi. Bu iyiye işaret Zeynep. Bir işten dolayı annen endişe etmiyorsa hiç korkma. İyi, iyi, çok iyi, çok. Sultanım, yoksa sen eski hesaplarımı karıştırıyorsun? Hakan'a aferin. Doktor. Annen hiçbir şey unutmaz. Belki de şimdi bu avukat hanımın eski kötü bir işini hatırlıyordur. Mikrop. Demedim mi ben size? Annesi hakkında da iyi şeyler söylemezdi. Vardır bir şey canım. Bizden birilerine bir yanlış yapılmıştır. Belki de iş 40 sene evveline dayanıyordur. Mesela Besim'in cinayetle suçlanmasını unutmamıştır. Aa, Besim? Aa. Başka bir hesabı varmış. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Merhaba. Hakan dönüyor hocam. Öyle mi? Çok iyi. Telefon açtı. İçiniz rahat olsun diye geldim. Oh be. Hamdü senalar olsun. Hayırdır hocam, ne oldu? Ne diyor reis? Nereden dönüyor? Bir yere mi gitmişti? Ya yok canım. Nereden dönüyor? Avukat hanımı kaçırmıştı da. Ne? Niye? Herhalde biraz kulağını çekmek için. Yok canım, daha neler. Öyle şey olur mu ya? Kadının kulağı mı çekilir? Anlamadım Behzat abi. Bir daha söyler misin? Şey dedi ya Hakan, Aylin Hanım'ı kaçırmış da kulağını çekmiş. Ben de dedim ki hanımların kulağı mı çekilirmiş? Değil mi hocam?
Çekilmez değil mi? Tabii hocam. Başka hanımlarınki çekilmez. Ama evdeki karına tekme bile atabilirsin mesela. Ana! Sana mı söyledi? Neyi bana söyledi? Tekme attım diye beni sana şikayet etti değil mi? Ne şikayeti be Esat abi? Tekme dediysem sözün gelişi dedim. Namussun salak bu karı. İyi ki 40 yılda bir tekme savurduk yani. Lan senin gibi karıyı millet baltayla doğuruyor be. Yeteri kadar sinirlendirdin zaten. Hala bekletiyorsun. Anne yatıralım seni. Ama yoruldun, esniyorsun. Yok, olmaz. Hakan. Aman anne, lütfen. İşe bak ya. Namuslu damışım burası. Otur. Boş bulundum hocam. Boş bulundum. Necdet abi, inşallah boş bulunmaktan fazla bir şey değildir bu. İnşallah. İnşallah Behzat abiyi kızdırmak veya kıskandırmak için bunları söylemiş değilsindir. Hocam. Efendim? Aynen söylediğin gibi yaptım. Aynen. İşgüzarlık işte. Behzat'ı kızdırayım derken Hakan'ı ihbar ettim. Bundan Hakan'ın göreceği zarar önemli değil abi. Biliyorum. Bana zarar. Kötülük olsun diye yaptım. Herhalde o kadar da değil. Maalesef öyle hocam. Bu bir hastalık herhalde. İnsan kötü bildiği birine karşı kötülük yapmayı marifet sayıyor. Ben öyleyim herhalde. Ne bileyim. Biz adam olmayız. Böyle deme Necdet abi. Kendini kınaman iyi ama kötülüğe karşı karamsar yargılarda bulunman başka bir kötülük. Ne yaptın ona? Ne yaptın? Sadece uyardım büyük baba. Nasıl? Bizimle oynamaması için... Evet. Şey yaptım. Kendimi çok tehlikeli biri gibi göstermeye çalıştım. Nerede dedim? Oğlum, sabrımı taşırma. Güvenlikte büyük baba, sorun yok yani. Nerede? Ormanda, arabasının içinde. Efendim. Efendim. Abi sorma, ben bir boşboğazlık yaptım. Behzat'ın yanında olayı ağzımdan kaçırdım. Çok kötü oldu tabii. Tamam Necdet. Önemli değil, zararı yok. Ne yapalım, canın sağ olsun.
Tamam, iyi geceler. Dışarı dedim. Ben Haşim abiyi yalnız bırakmasam iyi olur. Ben de geleyim. Sen bilirsin. Buyur hocam. Tam olarak nerede? Nerede? Ne yapacak? Zeynep. Zeynep. Ne oldu? Hiç. Hakan. Burada. Abi var. Hı? Biraz biliyorum. Evet. Bir dakika Sinan. Tam olarak nerede? Söyle. Abi. Parlak bir fikrim var. Bu işi Behzat abiye ihale edelim. Gülmeyeyim de ne yapayım abi? Düşünsene bir. Behzat abi avukat hanımı kurtarmak için Süpermen gibi atılıyor. Ya seninle bilgisi yok abi. Senin haberin yok. Ya nereden olsun abi? Sinan diye bir hergele var, o yapıyor. Hoş geldiniz. Buyurun. Abi. Sağ ol. Şey diyecektim ya. Aylin Hanım'ın nerede olduğunu biliyor musun? Aferin. Aferin. Alo. Yenge ben Behzat. Halit Usta yatıyor mu? Bir zahmet uyandırsana. Yok yok. Arabası lazım bana.
Namusum yok olur mu yenge ya? Yok canım, bir aksilik olsa böyle pat diye arar mıyım? Buyur hocam. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Necdet'ciğim. Teşekkürler abi. Afiyet olsun. Anne, büyütülecek bir şey yok. Biri bunu yapmalıydı. Her şeyde bir hayır vardır. Amenna. Belki bu bir ders olur. Hakan'a mı? İnşallah ilgili herkese. Mesela bana. Hocam zaten bu Akfener'de bir tane kötü adam var. O da herhalde sensin. Doktor, kötü adam yoktur. Kötü iş vardır. Biraz kendimizi zorlasak en kötü bilinen adamın bile iyi bir tarafını buluruz. İnan bana doktor. Öyle diyorsan öyledir. Bir araba bul. Süpermen Behzat abiyi takip edelim. Sana 10 kağıt. Peşin. Yemin ediyorum 10 kağıt. Ciddiyim ya, gerçekten. Ne diyeyim ya, Behzat abi gibi namussuzum mu diyeyim? Bırak Ediz'i ya. Muhallebi çocuğuyla olmaz bu iş. Hocam, bu işin çok kötü bir yanı var. Çok düşündürücü. Hakan'a kızamadım. İçimden sitem etmek bile gelmedi. Ben ki kadınlara karşı kaba kuvvet kullanan erkekleri erkekten bile saymam. Ama Hakan'a kızamadım. Halbuki benim tanıdığım Haşim Kaptan ona çoktan bir ceza kesmiş olmalıydı. Hocam, galiba senin bana iyi bir ceza kesmen gerekiyor. Estağfurullah. Bu işi tasvip ediyor olamazsın, mümkün değil. Tasvip edip etmemek ne haddime Haşim abi?
Ana! Köpek! Kurt mudur ne? Abi özür dilerim. Niye? Sır tutamadım abi. Üzülme. Şey yapmak için söylemedim. Aslında çekindim yani. Turan abimi açtım. O da haber vermeliyiz dedi. İyi yaptınız. Canını sıkma. Büyük babam çok kızdı mı? Kızdı tabii. Çok üzgünüm abi. Sağ ol koçum. Sağ ol. Hapse girmeyeceksin değil mi? Yok canım, o da neyin nesi? Gerçekten mi? Ne işin var hapiste koçum? Aa. Sağ ol güzelim. Ne iyi düşündün. Afiyet olsun babacığım. Sağ ol kızım. Sağ ol. Cenab-ı Hak iki cihanda yüzünü güldürsün. Amin. Verdiğim paralar haram olsun be. Mahvet ula beni. Lan musun yakacağım ulan seni. Birer tane çalarız.
Çalmak her zaman kötü değildir. Beni kaldırsaydın bir araba bulurdum be. Ayıp ayıp. Ne oldu? Kadın orada korkudan ölürken siz eğleneceksiniz. Buna eğlence değil, gözlence denir. Araştırma denir. Ya ne demezsin. Hem de uzay araştırması. Merhaba çocuklar. Abi, merhaba. Afiyet olsun. Oo başkan buyur. Yok çocuklar oturmayacağım, işim var. Avukat hanım karakola gitmiş. Herhalde Hakan'ı nezarete alırlar. Gençlere filan haber verseniz de... Mesela karakoldan çıkarken... Şu Aylin'i bir yuhlayıp yumurta filan atsalar. Tabii bunları ufak çocuklara yaptırmak lazım. Gençler ayarlar bunu. Abi bu tam Çetin'in işi. Yok yok olmaz. O serseriden hiçbir şey istemiyorum. Zaten başımdan def etmek için akla karayı seçiyorum. Ya bunu yapmak lazım. Başkan sen otur, ben hemen şöyle bir vaziyete bakayım. Ben de çıkacağım. Görüşürüz çocuklar. Güle güle. Görüşürüz. Baba polislerle bir konuşsan. Ne konuşacağım polislerle? Onlar gitsin baba. Hakan biraz sonra karakola gider. Madem öyle olabilirmiş siz söylesenize. Baba bizim söylememizle olmaz ki. Böyle bir şey ancak sen istersen kabul ederler. Hayır. Olmaz yok olmaz. Babaanne bir şey yok bunda. İfade verip geleceğim. Yok yok vermem olmaz. Baba lütfen bırak artık. Vermem olmaz. Gerçekten bir şey yok diyorum babaanne, inan bana. Yok olmaz yok. Anne bırak artık. Memurlar gelip zorlama alsınlar. Yok olmaz yok. Maşallah keyfin yerinde. Olmaz olmaz. Öyle bir kuvvet var ki. Babaanne lütfen. Bırakmam. Babaanne bırakır mısınız? Olmaz. Hadi babaanne. Olmaz dedim. Olmaz. Anne bırak artık. Olmaz. Ok, olmaz. Anne sen de lütfen ağlama artık. Aa bu ne ya? Bir ifade verip döneceğiz. Hayır. Hayır. Anne, olmaz. Lütfen. Olmaz. Lütfen babaanne. Anne bak böyle yaparsan polisler gelip zorla götürür. Evet. Olmaz. 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 Anneciğim olmaz. Bırak. Bırakmayacağım. Olmaz. Bu lanet sanki kaynak yapılmış. Ya söylüyorum ya. Anneciğim lütfen hadi. Hayır. Babaanne gerçekten bir şey olmayacak. Hayır, bir ifade olmaz, verip geri döneceğim olmaz, lütfen. Olmaz, olmaz. Hadi babaanne. Hadi. Ne oluyor burada? Yalan ifade vermeyi mi düşünüyorsun? Evet. Tabii. Ne? Yani bir ifade düşündüm. Ne diyeceksin? Amcama diyeceğim. Merhum karısının mezarı başında şey yapıyordu. Taciz ediyordu. Amcam yüz vermeyince bu defa beni arabasına aldı. Bir süre gittik. Tabii. Evet. Bu arada ona yaptığının kötü olduğunu anlatmaya çalıştım. Sonra da arabadan inip bir arkadaşıma uğradım. Amcamdan sonra benden de yüz bulamayınca bu komployu kurdum. Çok iyi. Çok iyi. Niye bakışlarını kaçırdın doktor bey? Evet. Hiç baba. Nasıl hiç? Bir fikrin yok mu? Ortam kötülerden yanaysa doğruyu söylemek şart mı? Ya da doğruyu söylememek mutlaka ahlaksızlık mı? Senin aldığın yüksek eğitim bunları söyletiyor öyle mi? Siz doktorların yemini buraya kadar mı geçerli? Ortam kötü diye
Yemininiz geçersiz olabilir, öyle mi? Aynı değil ki baba. Peki ya nasıl? Evet, dinliyorum. Hiç değilse bir mantık geliştir. Bana yalan ifade vermenin faziletini öğretin bakalım. Biliyorum. Bir takım gerekçeleriniz var. Ama onları niye söylemeye cesaret edemiyorsunuz? Evet. Baba, bu kadından ne çektiğimiz ortada. Onun yaptığı kötülükleri cezalandıracak bir mekanizma var mı? Yani? Bu kadının yaptıkları yanında Hakan'ın ona yaptıkları suç bile sayılmaz ki. Peki. Sana bir soru doktor. Hakan'ın yaptığını ben yapsaydım bu yaşta, böyle bir ifade mi verirdim yoksa dost doğrusunu mu söylerdim? Kaptan, sen bilirsin. Hangisini yapardım? Doğrusunu söylerdim. Allah için biriniz de benim yaptığım gibi yapsanız ne olur? Hayır, olmaz. Amca sen gelme. Niye oğlum? Ya gelme işte, boş ver. Git annemi sakinleştir. Peki. Gidelim. Niye hemen döndün? Küçük figüran bulamadınız mı? Karakoldan çoktan çıkmış. Hakan nerede? Orada. Peki avukat hanım nereye gitmiş? Murat'ın orada. Behzat abiyle tabii. İçemiyor Halil Hanım. Yiyorum. Nerede yiyor ya? Benim bile iştahımı kaçıracağım. Murat Bey'i buldum. Görüşecek misiniz? Neredeymiş? Acele İstanbul'a geçmiş. Yok, tamam, bir şey yok. Peki. Nerede bu araba ya? Namusumuza tutuyor Aylin Hanım. Sen,
Mars olur. Yok, öyle kolay değil. Bu Akfener'de Doktor Kemal gibi iyi tavla oynayan yoktur. Acayip oynar. Ya sen benim başım belası mısın? Defol buradan. Çalak. Senin yüzünden Mars olacağız neredeyse. Baba üzülme. Aylin Hanım da doktor kadar usta. Git lan buradan. Merhaba çocuklar. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsın abi? Sağ ol Edith. Ya bu avukat hanımdan hiç haberiniz oldu mu? Nerededir? Behzat abinin orada. Sahi burada mı? Hayır, Murat'ın orada. Onu bir görmem lazım. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Tüh. Ne oldu? Doktor bu kadınla pazarlık edecek herhalde. Hakan için mi? Ne yapsın? Hadi yemek hadi. Dört ciğer gelmezse Mars'ın. Vay namussuz. Bir daha oynayalım mı? Yok artık, pilim bitti. Gidip yatacağım ama şu serserinin savcılığa sevk edilmesini bekliyorum. Doktor?